Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar, kamp videolarımızın acil tekrar kampının 3. günündeyiz. Bugün günlerden pazartesi sevgili gençler. Konumuz mantık, kümeler ve sevgili gençler kümelerin sonunda da hemen size söyleyeyim. Küme problemlerinden birkaç tane göreceğiz. Kartezyen çarpımında kümelerin içerisinde anlatacağız, haberiniz olsun. Öncelikle bir konu özetimizi yapacağız. Konu özetinden hemen sonra da arkadaşlarım sorularımızı, tekrar sorularımızı çözeceğiz ve üçüncü günü de halletmiş olacağız. İlk olarak sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce bu kanala abone değilseniz, şu an chat kısmında olan arkadaşlar kanala abone değillerse, abone olurlarsa ve hemen anında şu anda videoyu beğenebilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Konumuzda başlayalım dilerseniz, vakit kaybetmeyelim. Şimdi önermeler diyoruz. Önerme nedir? İşte doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiriyorsa bir cümle, bir ifade, biz buna önerme diyoruz. İşte kesin hüküm bildirmesinden kastımız, sen o cümleyi duyduğun zaman bu kesinlikle doğrudur veya kesinlikle yanlıştır diye bir şey söyleyebiliyorsan işte ona önerme diyorsun. Önermeler genellikle işte P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösterilir. Önermenin doğruluk değerleri var bir de bu önermelerin. Eğer bir önerme o cümleye sen kesinlikle doğru diyorsan doğruluk değerine 1 diyeceksin. Eğer o önerme yanlışsa da sen doğruluk değerine 0 diyeceksin. Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk veya eş önermeler diyoruz sevgili gençler. Genelde denk'i kullanacağız. Denk önermeler diyeceğiz. O denkliği de sevgili gençler nasıl göstereceğiz? Mesela P önermesi ile Q önermesi denkse P denktir Q diye göstereceğiz. Bunu da unutmayın. Bir P önermesi doğruyken yanlış, yanlışken doğru yaparak elde edilen önermeyi de P önermesinin değili diyeceğiz. Genelde de değil diye okuyacağız ya da olumsuzu diye de okuyabiliriz. Soruların içerisinde bazen olumsuz da kullanılır, değili de kullanılır. Ama bunu gösterim olarak genelde şunu kullanacağız. P'nin değili. Yani şu da kullanılabilir. Mesela biz üniversitede genelde bunu kullanıyorduk ama genelde lise müfredatında P üssü kullanılır o önermenin değilini ifade etmek için. Şimdi önermeyi tanımladık. Tek bir cümleden oluşuyor dedik. Bileşik önermeler var bir de. O iki tane önermeyi birbirine bazı bağlaçlarla bağlayabilmemiz gerekiyor. Bileşik önerme yapabilmek için. Hangi bağlaçları kullanabiliriz? İşte veya, ve, ise, ancak ve ancak, bir de ya da bağlacımız var sevgili gençler. 5 tane önerme, 5 tane bağlaçla yine burada inceleyeceğiz. Bu bağlaçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeleri biz bileşik önermeler diyoruz. Şimdi sevgili gençler, bunların her birini tek bir tabloda gösterebiliriz. Önce veya ile başlayalım. Şimdi P veya Q bileşik önermesinde biliyorsunuz ki iki tane önerme varsa P ve Q diye 4 tane doğruluk durumu söz konusu bunlar için. Bunu da n tane önermenin doğruluk tablosunda kaç tane satır vardır? 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır diyebiliriz. N tane önermenin, dolayısıyla 2 tane önerme olduğu için burada 4 tane satırımız var. Burada bütün durumlar sıralandı. P1 ise Q1, P1 ise Q0, P0 ise Q1, P0 ise Q'nun 0 olma durumlarını her birini sıraladık. Öncelikle veya bağlacı bu önermelerin değişen doğruluk değerlerine göre nasıl şekil alıyor ona bir bakalım. Arkadaşlar veya bağlacında İşin içinde bu önermelerden herhangi bir tanesi 1 ise sonuç 1'dir diyoruz. İkisi de 0 iken ancak sonuç 0 çıkar. Bunu şu şekilde aklında tutabilirsin. Mesela ben sana dedim ki ya işte Ali, Mehmet, Ayşe, Fatma git mutfaktan çay veya şeker getir dediğim zaman sen çayı ve şekeri de getirsen de ben sana dedim ki eyvallah, sadece çay getirirsen gene sıkıntı yok. Sadece şeker getirebilirsin. Gene sıkıntı yok. İstemediğimiz tek durum ikisini de getirmemen. Dolayısıyla ikisini de getirmeme durumuna sıfır dersek ne diyoruz? Bunun sonucu sıfır. Benim istemediğim bir hareket yapmış olursun. V bağlacına bakacak olursak bu da veya'nın tam tersi. İşin içinde bir tanecik bile sıfır varsa sonuç sıfır olacak. V'nin sonucu sıfır olacak. Bir olabilmesi için tek şart ikisinin de bir olması. Ya da bağlacı veya'ya göre daha keskin bir yapıya sahiptir. Zaten gündelik hayatta da bunu bu şekilde kullanmalıyız aslına bakarsanız. Mesela ben sana dedim ki çay ya da şekeri getir. Sen bunlardan sadece bir tanesini getirmelisin. Çünkü ben sana daha keskin bir cümle kuruyorum. Diyorum ki çayı ya da şekeri getir.
Yani ikisinden birini getir diyorum. O halde bunların ikisinden bir tanesini getirirsen sen ancak sonuç 1 çıkar. Yani 0, 1, 1. İkisini de getirirsen yanlış bir şey yapmış olursun. İkisini de getirmezsen yine yanlış bir şey yapmış olursun diyoruz. P ise Q önermesi. Tablo olarak öğrenmesi yine basit önermelerden, bağlaçlardan bir tanesi ise bağlacı. Sadece ama sadece sonucunun sıfır çıkması için 1 ise sıfır sadece sıfırdır sevgili gençler. Bunu da unutmayın. Hatta buna da ne diyorduk? Akılda kolay kalıcı kalsın diye 100 kuralı diyoruz sevgili gençler. İse bağlacının sonucunun sıfır çıkabilmesi için sonuç mutlaka bileşenler mutlaka 1 ise sıfır şeklinde olması gerekiyor. Yani ben sana artık 0 ise P dersem sen ona direkt 1 diyebilirsin. Sebep çünkü sadece ama sadece sen 1 ise 0'ın sonucunun 0 olduğunu biliyorsun. 0 ise burası 1 de olsa 0 de olsa sonuç zaten 1 olacak. Bir de ancak ve ancak bağlacımız var. Bu da ya'danın tam tersi sevgili gençler. Ya'danın sonucunun 0 olduğu yerlerde ancak ve ancak 1'dir. Ya'danın sonucunun 1 olduğu yerlerde ancak ve ancak 0'dır diyebiliriz. Bir de bu önermelerin, bağlaçların özellikleri var sevgili gençler. Ve veya ile ilgili özellikler. Bir tek kuvvet özelliğimiz P veya P, P'dir. P ve P de P'dir. Değişme özelliği ikisinde yine veya ve V'de de vardır. Yani P veya Q, Q veya P'ye denktir. P ve Q, Q ve P'ye denktir sevgili gençler. Yani bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Üçüncü özellik birleşme özelliği. P veya Q veya R. Yani bu bağlaçların hepsi de veya ise üçlü önermenin. Siz aradaki parantezleri kaldırıp istediğiniz sırayla veya bağlacıyla işleme sokabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aynı şey V bağlacı için de geçerli. Hepsi V bağlacıysa parantezleri kaldırabilirsiniz ortadan. Dağılma özelliği bu sadece veya'nın V ve V'nin veya üzerinde dağılma özellikleri vardır diye bunu düşünebilirsiniz. Aynı çarpmanın toplama üzerine şurada x yazmayalım, a yazalım. A artı b dersek bakın çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği vardır. Bunu nasıl dağıtırsınız? 2 çarpı a artı 2 çarpı artı b 2 çarpı b diye dağıtabiliyorsanız aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. P veya Q ve R demiş. Bakın P veya Q ve P veya R dersiniz. Dağıtabilirsiniz. Sağdan da dağılma özelliği var mı? Var. Peki V bağlacının veya bağlacı üzerine dağılma özelliği var mı? Tabii ki var. Bunu da nasıl dağıtırsınız? P ve Q veya P ve R biçiminde sevgili gençler bunu da dağıtabilirsiniz. Haberiniz olsun. De Morgan kuralları ki kümelerden de aşinasınız buna zaten. Kümelerde ne yapıyorduk? A birleşim B. Birazdan yine onları da göreceğiz tekrarını yaparken. A birleşim B'nin tümleyeni neydi sevgili gençler? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeniydi. A kesişim B'nin tümleyeni ise A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeniydi. Burada da P ve Q bir de P veya Q için bu De Morgan kuralları uygulanabilir. P veya Q'nun değili sevgili gençler. P'nin değili veya'yı ne yapacağız? V yapacağız. Q'nun değili. Bir de P ve Q'nun değiline bakacak olursak P'nin değili, Q'nun değili. Bakın arada V vardı. Bu da veya olacak. Koşullu önerme. İse bağlacıyla bağlanmış önermelere biz koşullu önerme diyoruz. P ise Q bir koşullu önermedir sevgili gençler. Bu koşullu önermelerin ise kendine has olarak karşıtı, tersi ve karşıt tersi vardır sevgili gençler. P ise Q önermesinin karşıtı sadece yerlerini değiştiriyorsunuz. Karşıtında tersinde hiç yerlerini değiştirmeden sadece değillerini alıyorsunuz. Aradaki bağlaç yine aynı. Karşıt ters dediği zaman da adı üstünde hem karşıtını hem de değilini alıyorsunuz. Yani hem yerlerini değiştiriyorsunuz hem de değillerini alıyorsunuz. Şimdi koşullu önermelerin özellikleri acaba burada yazmış mıyız? Yazmışız. Evet. İlk özelliğimiz P ise Q, P'nin değil veya Q'ya denktir. Yani sen mesela P ise Q'nun sana değilini al dedi. Sen bunun değilini öyle long diye alamazsın. Ne yapman lazım? Sen bu iseyi bir şeye çevirmeyi bilmiyorsun. Yani değilini almayı bilmiyorsun. Dolayısıyla önce bu P ise Q'yu doğruluk değer tablosunda birbirine denk olduğundan P'nin değili veya Q'ya denk olduğunu biliyorsun. P'nin değili veya Q'yu yazarsın sonra değilini alırsın. En çok bu kısımlarda işine yarar. Veya
En sade hali sorulur bazı sorularda. İşte der ki işte bu önermenin en sade halini bulunuz diye. İse varsa mutlaka ama mutlaka veya'ya çevirmen gerekir. P ise Q, P'nin değil veya Q'dur. Bunu aklınızda tutun. P ise Q, Q değilse PD ile eşittir. Denktir, özür dilerim. Yani bu ne demek? Bir önerme, koşullu önerme karşıt tersine denktir sevgili gençler. Mesela P ise Q bağlacına cümlesel bir örnek verirsek şöyle diyebiliriz. Ders çalışır isen başarılı olursun. Şimdi bunun karşıt tersini düşünelim. Hem yer değiştiriyorum hem de değillerini alıyorum. Başarılı olmamış isen ders çalışmamışsındır. Yani ikisi birbirini tamamen kapattığı için diyoruz ki bu önermeler birbirine denktir arkadaşlar. Şimdi şunlara bakalım. P1, P burası 1 iken, burası 0 iken, P ise 0 yani 1 ise 0, 100 kuralından kaynaklı 0 olduğunu, 0 ise 0'ın 1 olması gerektiğini biliyorsun. P ve P değil varsa, burası 1, burası 0 iken sevgili gençler, 1 ise 0 ne olacak? 0 olacak. 0 ise 1, 1 olacak. Şimdi şuna dikkat ediniz. Biz P ise 0'ı merak ediyorsak burası P 1 iken sonuç 0 çıkıyor. 0 iken sonuç 1 çıkıyor. Yani neye bağlıymış? P'nin değilidir. O halde sen artık P ise 0 gördüğün zaman sen buna direkt P'nin değili diyebilirsin. P ise P'nin değilini gördüğün zaman da sonuç bakın P 1 iken burası 0 olacağı için sonuç 0'dır. Bu 0 iken burası 1 ise sonuç yine 1'dir. Dolayısıyla bakın P'nin değili neyse sonuç o olduğundan biz diyoruz ki sonuç P'nin değiline bağlıdır. 1 ise P. Arkadaşlar P neyse sonuç odur. 0 ise P. Sıfırdan yola çıkıldığı için bakın ben size şurada göstermiştim. Nerede o? Nereye yazmıştık biz onu? Heh, şurada. Yazmıştık ama silmişiz. Sıfırdan yola çıktıysak burası ne olursa olsun sonuç neydi sevgili gençler? Daima 1'di. O halde 0 ise P'nin sonucu daima 1'dir. P ise P değil de sevgili gençler ya da P değil ise P olarak burada yazılmış. Sonuç P'dir. Sonuç olarak P ise P değil neydi? Şurasını düzeltelim. Şöyle yapalım. Yo doğru. Sadece şuradan şuraya gidilmiş. Aynen. P değil ise P de P'ye denktir. Şunun aynısı zaten. Anlaştık? Gerektirme. Şimdi bir de çift yönlü gerektirme var. Çift gerektirme var. Gerektirme dediğimiz şey sevgili gençler şudur. İşte siz bir ise bağlacıyla iki önermeyi birbirine bağladınız. Bunun sonucu bir çıkıyorsa yani ise bağlacının sonucu bir çıkıyorsa artık o önermeye bir gerektirme diyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonucu bir olan koşullu önermelere gerektirme diyoruz. İki yönlü koşullu önerme. Şimdi koşullu önerme şuysa iki yönlüsünden o zaman şöyle mi diyeceğiz? Hayır tabii ki ancak ve ancaktan bahsediyoruz. İki yönü de var. Ancak ve ancak bağlacı yani şu sembolüyle gösterilir. P ve Q önermeleri ancak ve ancak bağlacı ile birleştirildiğinde oluşan birleşik önermeye iki yönlü koşullu önerme denir. Ve P ancak ve ancak Q ile gösterilir. Peki bu nedir bunun özellikleri? P ancak ve ancak Q sevgili gençler. Hem P ise Q hem de Q ise P olacak. İşin içinde bunları neyle bağlayacağız birbirine? V bağlacıyla. Çünkü hem o hem de ondan bahsediyoruz. P ancak ve ancak Q eğer bunun sonucu 1 ise biz bu önermeye iki yönlü gerektirme ya da çift gerektirme diyoruz. Nasıl ki tek yönlüsünde gerektirme diyorsak iki yönlüsünde çift gerektirme diyoruz. Şimdi burada şundan da bahsetmekte fayda var. Sen ancak ve ancak yani P ancak ve ancak Q'nun sevgili arkadaşım, değilini almak istiyorsan bunu şu şekilde alabilirsin. Sadece ikisinden birini seçiyorsun. Sana sorarım P mi Q mu? Sen dedin ki P. Tamam. P'nin değili ancak ve ancak Q diye bunun değilini alabilirsin. Ya da P ancak ve ancak Q'nun değili de yazabilirsin. Ve hatta ve hatta ya da P ya da Q biçiminde de sen bunun değilini alabilirsin. Hatırla yukarıda ne demiştim? Ancak ve ancak bağlacına geçmeden önce ya'danın tam tersidir demiştim. Bunun sonucu 1 ise bu mutlaka 0'dır. Bunun sonucu 0 ise bu mutlaka 1'dir sevgili gençler. Eğer soruların içerisinde değilini görürseniz burası sizin için muhteşem bir not olacaktır. Açık önermeler tam olarak işte mantık konusu biraz matematikten uzak diyoruz ya. Açık önermeler dediğimiz konu tam olarak matematikle ilintili sevgili gençler.
İçinde değişken bulunan ve bu değişkenin alabileceği farklı değerler için doğru ya da yanlış olduğu gösterilebilen önermelere biz açık önermeler diyoruz. Mesela P önermesi iki nokta üst üste açtım tırnak işaretini, diyorum ki x bir gezegendir. Hadi bakalım. X bir gezegendir dedik. Bu bir açık önerme. Şimdi bu doğru mu yanlış mı bilmiyorsun. Çünkü x'in ne olduğunu bilmiyorsun. X bilinmeyen. Şimdi sen gider x gördüğün yere dünya yazarsan şöyle okursun. P önermesi dünya bir gezegendir. He tamam, o zaman bu önerme doğru. 1. X gördüğün yere ay yazarsan ay bir gezegendir. Hayır, ay bir gezegen değil. Ay dünyanın uydusu, gezegen olarak sayılmıyor değil mi? Doğal olarak da bu P önermesinin doğruluk değeri nedir? Tabii ki sıfırdır. Demek ki sevgili gençler, atadığımız değişkene göre sonucu değişen önermelerdir. Bir de bu açık önermelerin sevgili gençler sonucunu bir çıkaran, yani bu önermeleri doğru olarak karşımıza çıkaran ifadelere, x'lere de biz bu açık önermelerin neleri diyoruz? İşte doğruluk, yani bu önermeleri bir şeye, x'leri, özür diliyorum konuşamadım. X'leri sevgili gençler bir kümenin içerisine dahil edersek buna da doğruluk kümesi diyoruz sevgili gençler. Niceleyiciler. İki tane niceleyicimiz var. Bir tanesi her, bir tanesi de bazı. Bu sevgili gençler her dediğimiz kelime bütününü, tamamını ifade ettiği için biz buna evrensel niceleyici diyoruz. Bu da bazı sadece işte en az bir anlamına geldiği için, birkaç tane anlamına geldiği için biz buna varlıksal niceleyici diye isim takıyoruz. Cümlede çokluk belirten bu sözcüklere de genelinde niceleyici diyoruz. Her ve bazı niceleyicilerin olumsuzları ise kendileridir, birbirleridir. Yani herin ben değilini alırsam bazı kelimesini anlamış olurum. Bazı kelimesinin değilini alırsam her kelimesini burada anlam çıkartmam gerekiyor. Şimdi aksiyom, teorem ve ispat. Aslına bakarsanız hani bu mantık konusunda eskiden bu şekilde işlenmezdi sevgili gençler. Biraz daha böyle nasıl diyeyim, yüzeyseldi. Daha fazla böyle işlem gerektiren, bu şekilde yorumların olmadığı bir mantık dersi, sembolik mantık dersi işlerdik. Hatta ben eskiden böyle dershanelerde falan çalışırken, işte daha bu konu eskisi gibi anlatılırken çocuklara derdim ki arkadaşlar ne var işte 40 dakikalık ders hemen bitiririz derdim. 40 dakikada işte mezun grupları veya işte 12. sınıflara bitirirdik mantık dersini. Ama şimdi öyle 40 dakikada bitirilecek bir ders değil sevgili gençler. Ve değiştirildikten sonra bu aksiyom, teorem, ispat şimdiye kadar da mesela hiç sınavda çıkmadı. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Haberiniz olsun. Siz bunları iyi bilin. Zaten iyi bir matematikçi, tanımlara hakim olan matematikçidir. Şimdi tanıma bakalım. Bir terimi tanımlamak, tanımın tanımını yapıyoruz şu an. Bir terimi tanımlamak, o terimin özelliklerini tanımsız terimler ya da daha önce tanımlanmış terimler yardımıyla açıklamak demektir. Bunu şu şekilde de algılayabilirsin. Bir ifadenin tanımı demek, bir şeyin tanımı demek sevgili gençler. Herkesin anlayacağı tarzda ne eksik cümle kullanarak ne de fazladan gereksiz kelime kullanarak yapılmış, tam anlamıyla, tamam, iyi tanımlanmış olan cümlelerdir sevgili gençler tanımlar. Aksiyom, doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere denir. Aşağıda 4 tane aksiyom örneği verilmiştir. Mesela farklı 2 noktadan 1 ve yalnız 1 doğru geçer. Şimdi mesela 2 tane nokta varsa bu noktalardan sevgili gençler biz hemen ne diyoruz? Bir tane doğru geçer. Aha, o da bu. Yalnız biz bunu düzlem üzerinde düşünüyoruz. Yani böyle bir 4. boyut falan katsak olaya, belki 5. bir boyut katsak böyle Salih abi gibi. 5. bir boyut falan katsak böyle. İşte o zaman belki bu 2 tane noktadan 100 tane doğru geçecek. Bilmiyoruz. Ama düzlem için biz bunu kabul ediyoruz. Bu doğrudur diyoruz. Veya merkezi ve yarıçapı belli olan bir çember çizilebilir. Şimdi merkezi ben sana diyorsam ki şu nokta bir çemberin merkezi olacak. Tamam. Yarıçapı da 2 cm olsun. Bunu çizebilirsin. Nasıl çizersin? İşte mesela şu noktaya bir tane çivi çakarsın. 2 cm'lik de bir ip alırsın. İpi döndürdüğün zaman ucuna da bir tane kalem bağlarsın. İpi döndürdüğün zaman o kalem sana çemberi çizer zaten. Bütün dik açılar eşittir. Doğru. Hepsi 90 derecedir. Yani sen bu dik açıyı şuraya da çizsen şu şekilde eşittir.
Şuraya da çizsen 90 derecedir eşittir. Şuna da çizsen yine 90 derecedir eşittir diyebilirsin. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız ve yalnız bir tek paralel doğru çizilebilir demiş. Şimdi dışındaki bir noktadan demiş. Bir tane doğrumuz var. Dışındaki bir noktadan mesela şu noktadan dersen o noktadan sadece ama sadece bir tane paralel doğru çizebilirsin. O paralel doğru da şudur diyebiliriz şu şekilde. Tam olarak olmadı ama sen anladın onu. Yani o noktadan başka bir paralel doğru geçmez mesela. Bu doğruya paralel olan bir doğru geçmez. Bunların ispatlarını yapmasak da biz bunların doğru olduğunu biliyoruz. Tamam. Devam. Teorem nedir peki? Doğruluğunu ispatlayabildiğimiz önermelere de teorem diyoruz. Aksiyomun tam tersi. P doğru bir önerme iken P ise Q önermesi doğruysa P ise Q önermesine bir tane teorem diyoruz. Burada sevgili gençler P bu teoremin hipotezi oluyor. Q da bu teoremin hükmüdür sevgili gençler. Olur ki böyle öncüllü sorularda falan karşına çıkarsa bil diye söylüyorum bunları. Bir teoremin hipotez ve hükmü doğru önermelerdir. Yani doğrudan yola çıkıp doğruya ulaşacaksın. Ancak bu şekilde bunun doğruluğunu ispatlayabilmiş olursun. Aşağıda 4 tane teorem örneği verilmiştir. İşte bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Sen bunu ispatlayabilirsin. Veya iki çift sayının çarpımı çift sayıdır. İşte ispat edebilirsin. Birine 2K dersin. K tam sayı. Birine 2M dersin. M tam sayı. Çarptığın zaman 4 çarpı K çarpı M gelir. Al hemen yapayım ben sana. 2K dersin. Diğerine de 2M dersin. Bunları çarptığın zaman tabi burada K ile M birer tam sayı olacak. Çarptığın zaman 4KM gelir. Acaba bu tam sayı mı diye sorarsın kendine. Çift tam sayı mı diye sorarsın kendine. Bunu da 2 çarpı 2KM diye ayırırsın. Burada K ve M tam sayıysa K ile M'nin çarpımına gidersin. N dersin. 2 çarpı 2N. 2N'ye de gidersin mesela. Ne diyelim? L diyelim. 2 çarpı L. 2N dediğimiz şey L iken. L de bir tam sayıysa sevgili gençler. Demek ki L tam sayısı 2 ile çarpıldığına göre ve bu çiftlik tanımına uyduğuna göre 2 L de çifttir. Yani 2 tane çift sayının çarpımı çifttir dersin. Bu şekilde yüzeysel bir ispat olmuyor. Yani matematik bölümünde şöyle bir ispat yapsan hoca sıfırı çakar emin ol. Ama en azından hani ispatlanabildiğini görün diye bir şey oraya çizdim. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Ya bu Pisagor teoremi. Dolayısıyla sevgili gençler ispatlanabilir mi? İspatlanabilir. Birden n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı işte biliyorsunuz Gauss yapmıştı ispatını. N çarpı n artı 1 bölü 2'dir diyoruz. Bunların hepsi de bir teoremdir. Çünkü ispatlanabilir. Burada meraklısına diye bir hikaye var sevgili gençler. Hikayeyi okuyabilirsiniz. Ben size hikayeyi okumayacağım. Siz okuyun diye koydum. Ben okursam ders videosu olmaz. O zaman hikaye videosu çekmemiz lazım. Değil mi? Kümelerin gösterimi. Şimdi kümelere başlıyoruz. Sevgili gençler 3 tane gösterimimiz var kümelerle alakalı. 1. Liste yöntemi. 2. Ortak özellik yöntemi. 3. Venn şeması yöntemi diyoruz. Liste yöntemi dediğimiz kümelerin elemanları aralarına virgül konularak küme parantezi içerisine alır. O küme parantezi dediğimiz şey de çoğumuzun çizemediği ama benim İlkokuldan beri düzgün çizdiğim şekil. Ortak özellik yöntemi kümelerin eleman sayıları çoksa bu elemanlar ortak bir özelliğe göre yazılabilir. Yani mesela 500 elemanlı bir kümeye oturup da hepsinin 500 tane yazmak zorunda değiliz. Hepsinin ortak bir özelliğini yazabiliriz. Mesela sonsuz tane olan bir kümeyi ifade edelim. Çift doğal sayılar. Şimdi sen çift doğal sayıları bir kümenin içerisine liste yöntemiyle yazamazsın mesela. Başlaman lazım. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diye gidersin sonsuza kadar. O küme bitmez ama çift doğal sayılar dediğin zaman o kümeyi bitirmiş olursun. Herkes bunu anlar. Venn şeması yöntemi de kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisine noktanın yanına eleman adı yazılarak gösterilir. Bakın dikkat edin. Kapalı bir eğri içerisine diyoruz. Yani bu illaki bir çember, bir elips, bir yuvarlak olmak zorunda falan değil. Sen bir kümeyi şu şekilde de ifade edebilirsin. Yeter ki kapalı bir eğri olsun. Buna A kümesi diyebilirsin mesela bundan sonra. Tamam. Devam ediyorum. Sonlu küme. Adı üstünde sonlu olacak. Yani eleman sayıları bir doğal sayıyla ifade edilebilen kümelerdir. Aslına bakarsanız buraya şunu yazabilirsiniz. Sayılabilir çoklukta, sayılabilir çoklukta, çoklukta elemanı olacak. Sonsuz kümenin de sayılamaz çoklukta olacak.
sayılamaz çoklukta. Yani sonsuz tane eleman olacaktan bahsediyoruz. Eleman sayıları bir doğal sayı ifade edilemeyen yani sonsuz elemanlı kümelere de bir sonsuz küme diyoruz. Hemen ben size sonsuz kümeye bir örnek verin dediğim zaman doğal sayılar kümesi dersin, olur biter. Sonlu kümede rakamlar dersin, biter. Tamam. Alt küme A ve B iki küme olmak üzere B'nin her elemanı A'nın da bir elemanı oluyorsa sevgili gençler B A'nın alt kümesidir diyoruz. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bunu şu şekilde de gösteriyoruz. Aralarındaki fark ne? B'nin A'ya eşit olma gibi bir durumu söz konuysa ki biliyorsunuz her küme kendisinin alt kümesi. O halde sevgili gençler B'nin A'ya eşit olma durumundan kaynaklı bunu bu şekilde gösterirsiniz. Alt kümeyi bu şekilde gösteriyoruz normalde. Bu da sıralama bağıntıları vardı eskiden oradan geliyor aslına bakarsanız. Yani küçük, küçük veya eşittirden geliyor benzerliğini daha fazla anlatmaya gerek yok sanırım. B A'dan daha küçük onun içinde onu kapsayan A B'yi kapsayan bir kümedir den geliyor aslında. Bu da eşitliğinden kaynaklı. Boş küme her kümenin alt kümesidir ki boş kümenin de gösterimi budur sevgili gençler. N tane elemanlı bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi, 2 üzeri n eksi 1 tane de öz alt kümesi vardır sevgili gençler. Bu 2 üzeri n niye 2 üzeri n'den geliyor? Mesela bir A kümesinden bahsedelim. Elemanlarımız A, B, C, D olsun. Bu kümenin kaç tane alt kümesi vardır? Hocam kombinasyondan gelir diyebilirsin ama kombinasyonun bile tanımı n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısından geliyorsa biz bunu artık farklı bir yöntemle, ufak bir sayma metoduyla yapalım. Mesela biz A'nın alt kümelerini ortaya dökmeye çalışıyoruz. Bu alt kümelerin içerisinde A elemanı var mıdır, yok mudur? Kaç ihtimal var? 2. B elemanı vardır veya yoktur. C vardır veya yoktur. D vardır veya yoktur. O zaman ben buraya n tane eleman yazsaydım şu an 2 üzeri 4 olan sayımız 2 üzeri n olacaktı. Öz alt küme sayısı dediğimiz şey de kümenin kendisini alt kümelerin içerisinden çıkardığımız zaman geriye kalan tüm alt kümeleri öz alt kümeleridir diyoruz sevgili gençler. Kümenin kendisi hariç diğer alt kümelerine öz alt kümeleri denir. B kümesi A kümesinin alt kümesi ve A B'den farklı ise B kümesine A kümesinin öz alt kümesi denir ve şu şekilde gösterilir. Dikkat ettiyseniz sevgili gençler her küme kendisinin ve buna bu şekilde alt kümesi dedik. Buraya kendisini çıkardığımız için B alt kümesidir A yazdık. Kümelerin birleşim işlemi nasıl gösteriliyor? Yukarı doğru olan U harfiyle. U harfi zaten yukarı doğru olur. Yukarı doğru olan U harfiyle gösteririz sevgili. Siz öyle aklınıza kalsın. Bu bir önceki konumuz olan sembolik mantıkta biliyorsunuz ki işaret buydu. Artık budur diyoruz. İkisi birbiriyle örtüşüyor mu? Evet, örtüşüyor sevgili gençler. A ve B iki küme olmak üzere A veya B kümesindeki tüm elemanlardan oluşan kümeye A ile B'nin birleşim kümesi bakın. Veya'dan bahsediyoruz. A ile B'nin birleşim kümesi diyoruz ve bunu A birleşim B ile gösteriyoruz. Eğer A ile B şu şekilde kesişimleri varsa birleşimi ifade eden yer sarı kısımlardır. A B'nin alt kümesi ise A ile B'nin birleşimi tabii ki B'ye eşittir. A ile B ayrı kümelerse A ile B'nin birleşimi iki kümeyi de tararsınız şu şekilde ortak bir kesişim olmadan A ile B'nin kesişimi burasıdır diyebilirsiniz sevgili gençler. Devam ediyorum bu birleşim işleminin özellikleriyle. Tek kuvvet özelliği vardır. Yani A ile A'yı birleştirirseniz A'yı bulursunuz. Değişme özelliği vardır. Yani A birleşim B, B birleşim A'ya eşittir. A birleşim E'dir sevgili gençler. A birleşim boş küme A'ya eşittir. A, B'nin alt kümesi ise A birleşim B eşittir B'dir diyoruz. Şimdi biz şu özellikleri az önce mantık dersinde de bir şeyler yapmıştık ya. Şimdi bakın ben A kümesini P önermesiyle denkleştireyim. B kümesini de Q önermesiyle acaba eşleştireyim. E dediğimiz şey 1 olsun ve boş küme dediğimiz şey de 0 olsun. Birleşim dediğimiz şey de veya olsun. Hadi bakalım. Şimdi şunları şöyle kenara çekelim. Bakınız. P veya P neydi gençler? P'ydi. Peki P veya Q veya P'ye denk değil miydi? Denkti. P veya 1 neydi? Veya'nın içerisinde 1 varsa sonuç 1'di. Bakın bunlara 1 demiştik az önce. Aynı şey geldi. Birleşime de veya demiştik. P veya 0
neydi? P'ye denkti. P neyse sonuç o. 1 ise 1, 0 ise 0. A birleşim boş küme A'ydı. P veya 0 da P. Şunun için alt küme kavramı için sevgili gençler bir özelliğimiz yok. Zaten şeylerde nedir onun ismi? Mantık konusunda. Çünkü mantıkta sıralama gibi bir şey söz konusu değil. Bu A alt kümedir B. Sıralamadan geldiğini zaten şurada söylemiştik. Kümelerin kesişimi. Bunu da mantık dersindeki V bağlacıyla eşleştirebiliriz. A ve B iki küme olmak üzere A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi denir ve şu sembolle gösterilir. Kümelerimiz bu şekilde bir kısmı kesişiyorsa A kesişim B dediğimiz yer buradaki sarı kısımdır. A kesişim B her zaman A'ya eşittir ve iç tarafta kalanı kapsar her zaman. İki küme ayrıksa kesişimleri kesinlikle ama kesinlikle biliyorsunuz ki boş kümedir. İki kümenin farkı yani bir kümede olup da diğerinde olmayan elemanları göstereceğimiz işlem ise fark işlemidir. A fark B'yi ya bu şekilde ya da bu şekilde gösterebilirsiniz. Ben genelde şu şekilde gösteriyorum sevgili gençler. Yana yatık olan slash çizgisiyle slash'ın tam tersi sanırım bu. A fark B ile ifade ediyoruz ama bazen bu şekilde de gösterebiliriz. Siz ikisini de kullanın. ÖSYM hangisini kullanıyor? Vallahi ikisini de kullandı şimdiye kadar. O yüzden ikisi de aklında bulunsun. A fark B, A'nın elemanı ve B'nin elemanı olmayan elemanları. A'nın elemanı olsun ama B'nin olmasını istiyor. Şu kısım sevgili arkadaşlarım, şöyle küçültelim şunu. Bu taraftaki I dilimi A fark B'yi ifade eder. Bu taraftaki B fark A'yı ifade eder. Eğer iki küme ayrıksa A fark B A'ya eşittir. B fark A da B'ye eşittir. Eğer ki A B'nin alt kümesi ise B fark A dediğimiz yer burada gördüğümüz simit kısmıdır sevgili gençler. Bunu da B fark A'dır diyebiliriz. Peki kümelerde tümleme işlemi aynı mantıktaki sevgili gençler değilini alma dediğimiz mevzudur. E evrensel kümesinde A bir küme olmak üzere yani A evrensel kümenin bir alt kümesi olmak üzere E'nin elemanı olan fakat A'nın elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümeye A'nın tümleyeni denir. Bu da A üssüyle gösterilir. Nasıl ki P'nin değili diyoruz. Buna da A'nın tümleyeni diyoruz. İkisi birbirinin mantık ve kümeler arasındaki köprüsüdür. Birbiriyle eşleşir. A'nın tümleyeni demek evrenselin elemanı olsun ama A'nın elemanı olmasın demektir. A dışındaki her yer yani bu pembeyle taranmış kısım sevgili gençler bizim A kümemizin tümleyenini ifade eder. Peki bu tümleme işleminin özellikleri nedir? Ben bir A kümesinin tümleyeninin tümleyenini alırsam yeniden A kümesini bulurum. Nasıl ki mantıkta P'nin değilinin değilini aldığımız zaman P'yi buluyorduk. Burada da A'nın tümleyeninin tümleyenini aldığımız zaman A'yı buluruz. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Hadi ya sıfırın değili de 1'di. Doğru mu? Birin değili de 0'da hatta hatırlarsanız. Pekala. A birleşim A'nın tümleyeni. Yani P veya P'nin değili neydi? 1'di. O zaman A birleşim A'nın tümleyeni de sevgili gençler. Tabii ki ama evrensel kümedir. E'den ben A'yı çıkarırsam fark kümesi diyorum ya A'yı bulurum. A'dan evrensel kümeyi çıkarırsam boş kümeyi çünkü A kümesinde olup da evrensel kümede onu kapsayan kümede olmayan bir şey yoktur herhalde. Veya şunu da az önce söylemeyi unuttuk. E'den A'yı çıkarırsak A'nın tümleyenini buluruz. A'dan boş kümeyi çıkarırsak yine boş A'yı buluruz. Boş kümeden A'yı çıkarırsak yani şöyle bir cümle herhalde saçma olur. Boş kümede olup da A'da olmayan bir eleman var mı? Yok. O zaman eleman olmayan bir kümeyle karşılaştık. Gene boş kümedir. A fark B her zaman A kesişim B'nin tümleyenine eşittir. Bunu sakın unutmayın. Ne diyormuşuz? A fark B. Bunu soruların içerisinde A kesişim B'nin tümleyenine çevirebilirsiniz. De Morgan kuralları. Mantık dersinde de az önce tekrarında söyledik. A birleşim B'nin tümleyeni, A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni olarak karşımıza çıkıyordu. Eğer ki A B'nin alt kümesi ise B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeninin alt kümesidir. Bunu da unutmayın. Her yerde yazan bir özellik değil. Hani öncüllü soruların içerisinde falan böyle bir şey gelirse çat direkt cevabı yapıştırabiliriz. Şimdi kümelerin eleman sayısı diyoruz. Bundan sonraki sayfada sorularımıza başlayacağız. Kümelerin eleman sayısı. A kesişim B boş küme ise sevgili gençler. Yani boş küme değilse yani bir kesişimleri olacaksa
S A birleşim B dediğimiz şey A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısından kesişimlerini çıkaracaksın. Yani bu çıkarma işlemi neden? Mesela şu kısımda A tane, bu kısımda B tane, bu kısımda C tane eleman varsa ve burası A kümesi, burası B kümesi ise A'nın eleman sayısı A artı B. B'nin eleman sayısı B artı C. Ben bunları toplarsam B'yi gördüğünüz üzere iki defa toplamış oluyorum. Ve bana A birleşim B'nin eleman sayısı sorulduğundan da ben A artı B artı C'yi yakalamak zorundayım. Demek ki ben buradan bir tane B'yi fazla toplamışım. O bir tane B'yi, yani A kesişim B'deki eleman sayısını çıkarmam gerekiyor. O çıkarma o yüzden. A kesişim B eğer boş küme ise doğal olarak kümeler ayrık olduğu için kesişimleri zaten boş kümedir. S A birleşim B'yi bulurken sen hani şu şekilde, şurası A, burası B, burada A eleman, burada B eleman varsa A birleşim B'nin eleman sayısı direkt A artı B oluyor. A, B'nin alt kümesi ise tabii doğal olarak A birleşim B'nin eleman sayısı A birleşim B, B'ye eşit olduğu için A birleşim B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir. 3 kümenin birleşimlerinin eleman sayısı da A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, C'nin eleman sayısından A kesişim B'nin, A kesişim C'nin, B kesişim C'nin eleman sayısını çıkarıyorsun. Üzerine her birinin kesişiminin eleman sayısını ekleyerek buluyorsun. Karşına çok çıkar mı? Çok zannetmiyorum. Karşına çok fazla bir şekilde çıkacağını. Şimdi A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den alınarak elde edilen bütün sıralı ikililerin kümesine A ile B'nin kartezyen çarpımı denir. Aslına bakarsanız bu kartezyen çarpımı başka nerede görüyorsunuz? Gördüyseniz de üstün körü geçtiğimiz için sevgili gençler. Arkadaşlarım bu şeyde çarpma yoluyla sayma. Hani bu saymanın temel ilkeleri diyoruz ya. Çarpma yoluyla saymanın içerisinde kartezyen çarpım işaretinde o kümeleri de hepsini de aslında görüyorsunuz. Çünkü çarpma yoluyla saymada biz kartezyen çarpımın eleman sayısını kullanırız hep. A'dan B'ye 3 farklı, B'den C'ye 4 farklı yol varsa A'dan C'ye 12 tane farklı yol vardır gidilebilecek 3 çarpı 4'ten. Aslında bu kartezyen çarpımın bir özelliğidir. Her zaman kullanırız ama çoğu zaman kartezyen çarpımı bir konu olarak bile kafamıza takmayız ama takmamız lazım. A kartezyen çarpım B sevgili gençler bunu oluşturan küme X'ye sıralı ikililerinden oluşuyor. Öyle ki X'ler A'nın elemanı ve Y'ler de B'nin elemanı, yani birinci bileşenler. Birinci kümeden, ikinci bileşenler de ikinci kümeden gelmek zorunda. Peki bu kartezyen çarpımın özellikleri? Şunu sakın unutmayın, değişme özelliği yoktur. Yani A kartezyen çarpım B, B kartezyen çarpım A'dan farklıdır. Ancak ve ancak iki küme birbirinden farklıysa. İki küme ayrıysa zaten A kartezyen çarpımı A kartezyen çarpımı A'ya tabii ki eşittir. Kartezyen çarpımın birleşim üzerine dağılma özelliği vardır. Kartezyen çarpımın kesişim üzerinde de dağılma özelliği vardır. Ve A kartezyen çarpım B'nin ben eleman sayısını A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısını bularak erişebilirim. Geçtim sevgili gençler sağ üst tarafa. Peki bu küme problemlerinde neler yapacağız? Küme problemlerinde sevgili gençler ismine küme problemleri denmesinin sebebi küme çizilerek daha rahat bulabilmemiz. Yani kümesiz de bulabilirsiniz ama küme çizilerek daha rahat bulduğun için bu problem çeşidinin ismine küme problemleri dedik. Yukarıdaki Venn şemasında A, B, C, D, E, F, G, H bir sporcu grubundan basketbol, voleybol ve futbol oynayanların eleman sayılarını göstermekte. B basketbol, V voleybol, F de futbol olmak üzere işte futbol oynayanların sayısı burada hepsinin şeylerini gösterdik. Hangilerinin toplanması gerektiğini gösterdik. Bunları inceleyebilirsin sevgili kardeşim. Şimdi bir de son olarak kümelere geçtik geçeli hep bahsettiğimiz şey sembolik mantıktaki sıfır kümelerdeki boş kümedir. Sembolik mantıktaki bir kümelerdeki evrensel veya birleşimdir ve kesişimdir. P'nin değili A'nın tümleyenidir sevgili gençler. Bunları da aman ha aman sakın unutmayın. Çünkü ben inanıyorum kanalda anlattığımız şeyler sevgili gençler sınavda karşınıza bir şekilde çıkacak. Çünkü artık acil ailesi olarak ve SML Hoca Matematik YouTube kanalı olarak hem buraya gelen yorumlar hem acil matematik Instagram adresimize attığınız yorumlar sevgili gençler bunu destekliyor.
Sınava girmeden önce iyi ki o reaksiyonu çözmüşüm. Sınava girmeden önce iyi ki rejenerasyonu çözmüşüm diyorsunuz çoğunuz. Dolayısıyla sevgili gençler, bu tekrarlardan önce, sonra, gece yatarken, sabah uyanınca hiç fark etmez. Mutlaka ama mutlaka denemeleri çözmeden o sınava girmeyin. Yani benim size söylemem gereken tek şey bu. Reaksiyonu, rejenerasyonu çözmeden sınava girmeyin sevgili arkadaşlar. Fasiküllerimiz varsa da o fasiküllerdeki karma testleri çözmeden girmeyin, haberiniz olsun. Şimdi geçiyorum sevgili gençler. Bir diğer sayfama, diğer sayfamızda artık sorularımıza başlıyoruz. Sorulara başlamadan önce kanala abone olmayı ve şu an chat kısmındaki arkadaşlardan da tek ricam şu an arkadaşlar hiç üşenmeden videoyu beğenip o şekilde videoya devam etmenizi rica ediyorum. Haydi bakalım şimdi gelin hep beraber sorulara bakalım. Evet, ilk sorumuzda başlayalım. P önermesi, Q önermesi ve R önermesi. Şimdi bunlar bize diyor ki P önermesi A alfabemizin ilk harfidir diyor. Doğruluk değerini yazalım. 1. Aksini iddia eden yoktur herhalde. Q önermesi diyor ki 4 sayısı tek sayıdır. Çift sayı olduğunu biliyoruz. 0. 5 eksi 2 de 3'tür denilmiş. Bu da doğru bir önerme. Yani P 1, Q 0, R de 1 önermeleri verilmiş. Buna göre diyor ki P veya Q'nun değili önermesi şudur. A alfabemizin ilk harfidir. Doğru. Veya evet 4 sayısı tek sayı değildir şeklinde ifade edilir. Şimdi şunun değilini nasıl alıyoruz sevgili gençler? Sadece orada anlatılmaya çalışan şeyin değilini alacağız. Yani tek sayıdır diyorsa bunun değilini biz çift sayıdır olarak kabul etmeyeceğiz. Tek sayı değildir diyeceğiz. Dolayısıyla doğrudur sevgili gençler. R ve Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. R 1'di. Q da sıfırdı. Biliyorsunuz ki V bağlacının içerisinde sıfır varsa doğruluk değeri sıfırdır. Doğru. P'nin değili veya R önermesinin doğruluk değeri 1'dir. R 1'di. Veya'nın yanında 1 varsa sonuç zaten 1'dir. Devamına bakmaya gerek yok ama yine de bakalım. P'nin değili neydi? Sıfırdı. Sıfır veya 1, 1'dir. Hangileri doğrudur denilmiş? Hepsi doğru arkadaşlar. Cevap Edirne seçeneği olacaktı. Geçtik 2'ye. Px, x tam sayısı, x tam sayı olmayan bir rasyonel sayı. Qx demiş ki x asal sayı. Rx demiş ki x çift sayı. Açık önermeleri verilmiş. Açık önermeler neydi? X gördüğümüz yere bir şeyleri yazdıkça doğruluk değeri değişebilen önermelerdi. Şimdi bakalım buna göre önermesi hangisine denktir diye sorulmuş. Şimdi P önermesinde x gördüğün yere 1 bölü 3 yaz bakayım. Aynı polinom gibi düşün. Fonksiyon gibi düşün. 1 bölü 3 tam sayı olmayan rasyonel sayıdır. Doğru mu? Doğru sevgili gençler. Dolayısıyla buranın doğruluk değeri 1'dir. Şuna bakmamıza gerek yok çünkü veya bağlacının içerisinde 1 var. Demek ki şurası komple 1 olacak. İse R7 yerine yazalım. 7 çift sayı demiş. Doğru mu? Yanlış. 1 ise 0. Nedir sevgili gençler? 100 kuralından kaynaklı 0'dır. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 0'dır ona bakacağız. R18 X yani 18 pardon özür dilerim 18 çift sayı. Doğru gitti. 5 bölü 3 tam sayı olmayan rasyonel sayıdır. P'de yerine yazdık. Doğru. 1. Q7. Q'da 7 yazacağız. 7 asal sayıdır. Bu da doğru. P2. 2 tam sayı olmayan rasyonel sayıdır demiş. 2 tam sayıdır sevgili gençler. Tam sayı olmayan bir sayı değildir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Şuna da bakalım. Q1. Bir asal sayı burası yanlış veya R2 2 çift sayıdır doğru 0 veya 1'in doğruluk değeri de 1'dir yani bu da gitti bizden yanlış olan istenmişti cevap Denizli'dir diyebiliriz. Geçtim 3. soruma. Aşağıda üst üste konulmuş biri matematik biri kimya diğeri de fizik kitabı olan 3 tane kitap var. P önermesi diyor ki en üstteki kitap fizik kitabı değildir. Q önermesi de ortada duran kitap kimya kitabı değildir demiş bize. Ama hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Onu nereden anlayacağız? Bize bir cümle verecek. P ise Q önermesi yanlış olduğuna göre demiş. Şimdi P ise Q yanlışsa demek ki P 1'miş, Q 0'mış ki sonuç yanlış çıksın. İse bağlacının sonucunun 0 çıkabilmesi için ilk bileşenin 1, ikinci bileşenin 0 olması gerekiyor. 100 kuralı demiştik. Şimdi P önermesi demek ki doğru söylüyor, Q önermesi yanlış söylüyor. En üstteki kitap fizik kitabı değil demiş. Demek ki gerçekten bu fizik kitabı değil, bu kimya veya matematik kitabı. Devam. Ortada duran kitap kimya kitabı değildir demiş. Yanlış söylemiş. Yani demek ki kimya kitabıymış. Yani sevgili gençler bu kimya.
O haldeki üsttekinin kimya alma ihtimali sıfırlandı. En alttaki de fizik kitabıymış diyeceğiz. Diyor ki en üstten en alta doğru kitapların doğru sıralanışı. Matematik, kimya, fizik. Matematik, kimya, fizik hangi şıkta verilmiş? Denizli seçeneğinde verilmiş. Cevabımız buydu diyebiliriz. Güzel sorular, şık sorular, karşına çıkabilme ihtimali yüksek olan sorular, haberin olsun. Önermelerinden hangileri bir çift gerektirmedir? Çift gerektirme neydi sevgili gençler? Ancak ve ancak bağlacının sonucunda eğer 1 alıyorsak, doğruluk değeri bunun 1 ise çift gerektirme diyoruz. Şimdi x kare 4 ancak ve ancak x 2'dir demiş. Yalnız x'in eksi 2 olma ihtimali de var. Yani x 2 değilse, yani şöyle diyelim, x 2 değilse bile x kare 4 olabiliyor. Dolayısıyla bu çift gerektirme değildir. 2x eksi 5 eşittir eksi 3 ancak ve ancak x eksi x 1'e eşitken demiş. Şimdi bunu karşıya atarsanız 2x eşittir 2 olur, x eşittir 1 olur. X 1 ise 2x eksi 5 eksi 3'tür. 2x eksi 5 eksi 3 iken ise x 1'dir. İkisi birbirini gerektiriyor. Dolayısıyla doğrudur. Bir çift gerektirmedir. ABC dik üçgeninin kenar uzunlukları ABC olmak üzere C açısı 90 derece ise, bakın şöyle yapalım. Bakın gene çemberi aldım elime. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun sevgili gençler. Şöyle. C açısı dikse demiş. Yani burası dikse A'yı şurasını, B'yi burasını diyebilirim. Burası A, burası B, burası C olursa Pisagor'dan kaynaklı A kare artı B kare eşittir C kare diyebiliyoruz. Şimdi A kare artı B kare C kare ise C açısı 90 derecedir. Ya da C açısı 90 derece ise A kare artı B kare eşittir C karedir. İkisi birbirini gerektiriyor. Doğru. O halde cevabımız 2 ve 3 olacak. Çift gerektirme olanlar sevgili gençler. Bir diğer sayfama geçiyorum. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. A kümesinin bazı alt kümeleri, bazı alt kümelerini vermiş bize. Yalnızca A elemanından oluşan bir küme. A ile C elemanından ve B ile D elemanından oluşan bir kümeymiş. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bir A kümesi kafamda canlandıracak olursam, ben A kümesinin içerisinde kesinlikle bir A var, %100 C var, %100 B ve %100 D var, bulunuyor. Başka var mı bilmiyoruz ama. Çünkü bunlar bazı alt kümeleriymiş. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin alt kümelerinin sayısına eşittir denilmiş. B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A kümesinin başka bir elemanı daha olursa, mesela E gibi, eleman sayısı artacağı için alt küme sayısı da artar. B kümesinin eleman sayısı da A kümesinin eleman sayısına eşit, alt küme sayısına eşit olduğu için bu fazladan başka bir eleman olma olayı bizim işimize gelmez. O halde A'nın minimum eleman sayısı 4'tür diyelim. O halde bunun alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten 16'dır. Ve B'nin eleman sayısı olan minimum değer de işte budur diyebiliriz. Cevabımız Denizli seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Yiğit birbirinden farklı iki kümeye birleşim, kesişim ve fark işlemini uygulamış tek tek. Birleşim işlemi uygulandığında bulduğu kümenin eleman sayısı 7'dir demiş. Yani S, A birleşim B 7'ymiş sevgili gençler. Kesişim işlemi uygulandığında bulduğu kümenin eleman sayısı 2'dir demiş. Yani S, A kesişim B eşittir 2'ymiş. Buna göre Yiğit bu iki kümeye fark işlemi uyguladığında bulacağı kümenin eleman sayısı en çok kaç olur diye sorulmuş. Hemen bir şekil çizelim. Diyelim ki şurası A kümesi olsun, burası B kümesi olsun. Şurada iki tane eleman olduğunu biliyoruz kesişim kümesinde. A birleşim B'nin 7 elemanlı olduğunu bildiğimiz için de burada bir A eleman, burada B eleman varsa A ile B'nin toplamının da 5 olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü tamamı 7 ise, ikisi buradaysa A ve B'nin toplamı 5'tir. Şimdi diyor ki bize birbirinden farklı iki kümeydi. Tamam, eyvallah. Birleşim, kesişim, fark işlemlerini uygulamış, ona da eyvallah. Fark işlemi uygulandığında bulacağı kümenin eleman sayısı en çok kaç olur demiş. Bakın 0'a 5 olur, 1'e 4 olur, 2'ye 3 olur, 3'e 2 olur, 4'e 1 olur, 5'e 0 olur. Ve sonuç olarak fark işlemi uygulandığı zaman burada 5, burada 0 eleman olması bizim işimize gelir en çok kaç olur diye soruluyorsa. Demek ki A fark B, mesela burada 5 gelir. Ya da burasını 0, burasını 5 seçersin, B fark A 5 elemanlı gelir. Dolayısıyla en çok fark işlemi uygulandığında 5 eleman sayısını bulur. Doğal olarak cevabımız da Bursa seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz.
Nazlı ve Mahur defterlerine birer geometrik şekil çizmişlerdir. Nazlı defterine bir üçgen, Mahur ise defterine bir beşgen çizmiş. Çizdikleri geometrik şekillerin kenarlarının santimetre birimine göre ölçüp not etmişler. Nazlı'nın not ettiği sayıların kümesi, ki Nazlı biliyorsunuz üçgen çizmişti. Demek ki bu üçgen çeşit kenar bir üçgenmiş. Bak gene çember çiziyorum. Bu üçgen sevgili gençler çeşit kenar bir üçgenmiş ve bu üçgenin kenarları 3, 5 ve 6 santimetreymiş. Mahur'un not ettiği sayıların kümesi de sadece 4'müş. Demek ki bu Mahur sevgili gençler ne çizmişti? Beşgen çizmişti. Bu beşgen sevgili gençler, gene çember çiziyorum, mükemmelim. Bu beşgen arkadaşlarım eşkenar düzgün beşgenmiş. Eşkenar beşgen neyse. Düzgün bir beşgenmiş. Vallahi güzel beşgen çizdim ha. Demek ki bir kenarı da 4'müş. Pekala, şimdi şöyle yazalım. Diyor ki buna göre Nazlı ve Mahur'un defterlerini çizdikleri şekillerin çevrelerinin farkının mutlak değeri. Bakın bunun çevresi 20 birimdir 4 kere 5'ten. Bunun çevresi de 3, 5, 6'nın toplamından 14'tür. 14 ile 6'nın farklarının mutlak değeri de tabii ki 6'dır. İster 20-14'ten ister 14-20'nin mutlak değerinden bulabilirsiniz. Bunu cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sorumuz. X kişinin bulunduğu bir sınıfta sütlü tatlı sevenler parmak kaldırsın denildiğinde Y kişi, şerbetli tatlı sevenler parmak kaldırsın denildiğinde Z kişi parmak kaldırıyor. Şerbetli tatlı sevip de sütlü tatlı sevmeyenler parmak kaldırsın denildiğinde kimse parmak kaldırmıyormuş. Şimdi bakın, şöyle ve şöyle küme çizdiğim zaman şurası sütlü tatlı sevenler, burası şerbetli tatlı sevenler olsun. Diyor ki sütlü tatlı sevenler parmak kaldırsın denildiğinde Y kişi, şerbetli tatlı sevenler kaldırsın dediğimizde Z kişi parmak kaldırıyor. Şerbetliyi sevip de sütlü tatlı sevmeyenler parmak kaldırsın denildiği zaman, yani sevgili gençler şu kısımda şerbetliyi sevip de sütlüyü sevmeyen kimse yokmuş. Şimdi ben şunu söyleyebilirim artık. Şerbetli tatlı seven kaç kişi vardı? Z. O zaman o Z buradadır, burada kimse yoksa. E sütlü tatlı sevenler de bakın şurası değil miydi? Şuranın tamamı. O da kaç kişiymiş? Y. O zaman buraya ne kalır? Y eksi Z kişi kalır. Diyor ki bu iki tatlı türünü de sevmeyenler parmak kaldırsın denildiğinde kaç kişi parmak kaldırır diye sorulmuştu. E şimdi ben sütlü tatlı sevenlerin tamamının Y kişi olduğunu biliyorum. İki tatlıyı da sevmeyenler şurada kalanlardır. Doğru mu? Doğru. E şimdi sınıfın tamamı X kişi ise ve bu tatlıyı sevenlerin toplamı da Y ise sevgili gençler, doğal olarak buraya kaç kişi kalır? X eksi Y kişi kalır. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçiyorum bir diğer soruma. Bir şehirde A, B ve C olmak üzere 3 tane büyük alışveriş merkezi bulunmakta. Bu şehirde yaşayan insanlara bu 3 alışveriş merkezinin hangisinden alışveriş yaptıkları ile ilgili bir anket yapılmış. Anket sonucu aşağıda gösterilmiştir. Bu ankete katılanlardan kaç kişi A alışveriş merkezine gitmemektedir diye sorulmuş. Şimdi 3 tane alışveriş merkezinden bahsediyoruz. Şu şekilde ve şu şekilde. Şuraya A alışveriş merkezi, buraya B, buraya da C AVM'si diyelim. Hepsinden alışveriş yapan 70 kişi varmış. Üçünden de. B ve C'den alışveriş yapan toplamda 110 kişi vardı. B ve C'den alışveriş yapanlar şu kısımdı bakın. Şu kesişim kısmıydı sevgili gençler. Burası 110 kişi ise şuraya 40 kişi kalır. A ve B'den alışveriş yapan 120 kişi ise buraya 50. A ve C'den alışveriş yapan 130 ise buraya da 60 kişi kalır. Güzel. A'dan alışveriş yapan 220 kişiydi. 50-70 daha 120. 60 daha 180 yapar, demek ki buraya 40 kalıyor. B'den alışveriş yapan 226 kişiydi. 70-40 daha 110, 50 daha 160 yapar. Geriye sevgili gençler 66 kişi kalmıştır buraya. Devam edelim. C'den alışveriş yapan 226 kişiydi yine. 60-40 daha 100 yapar, 70 daha 170. 226'ya erişmek için 56 tane daha alışveriş yapan insana ihtiyacımız var. Ve ABC'nin hiçbirinden alışveriş yapmayanlar da 100 kişiymiş. Bize ne diyor? Kaç kişi A alışveriş merkezine gitmemekte? A alışveriş merkezine gitmeyenler A'nın dışında kalanların hepsidir
Doğal olarak 66, 56 daha ya da 66, 40 daha 106. 56, 100 daha 156 yapar. Bu ikisini toplarsanız 6, 6, 2, 0, 5, 6, 2, 262 kişi A alışveriş merkezine gitmiyordur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir diğer sorumuz. Aşağıda bir dik koordinat sistemi gösterilmiş. Ali dik koordinat sisteminde mavi noktaları, Buse ise kırmızı renkli noktaları işaretlemiş. Kırmızılar Buse'nin, maviler Ali'nin işaretledikleri. Ali ile Buse'nin yazdığı noktalardan apsisleri aynı olan noktaların apsisleri, apsisler kümesi A. Ordinatları aynı olan noktaların ordinatlar kümesi de B'dir. Şimdi gelin A kümesini yazalım. A kümesi Ali ile Buse'nin yazdıkları noktalardan apsisleri aynı olanların kümesi. Yani mesela apsisi 1 olan hem mavi hem kırmızı var. Demek ki hem Ali hem de Buse bu 1'i yazmış. Başka 2 var bakın, kırmızı mavi. Başka var mı sevgili gençler? Bakın 5 var bir de. A kümesi 1, 2, 5'miş. Bir de B kümesi de ordinatları aynı olanlardı. Mesela buradaki 3 gibi. Başka buradaki eksi 4 gibi. Başka var mı? Başka yok. Bunlar. A birleşim B'nin alt küme sayısı. Ben bu kümeleri birleştirirsem, ikisi de birbirinden ayrı kümeler oldukları için toplamda 3 eleman burada, 2 eleman burada. Burada toplamda 5 tane eleman vardır. Ben A birleşim B'nin alt küme sayısını merak ediyorsam tabii ki doğal olarak 2 üzeri 5'ten 32'yi bulmam gerekir. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum sağ üst kısma. Şunu şuradan alalım, şuraya koyalım. Şöyle karışmasın. Devam ediyorum sevgili gençler. Sağ üstteki sorumla. Şunları da okumasını şu şekilde öğrenin artık bilmiyorsanız. Mesela A kümesi öyle x'lerden oluşmakta ki bu x'ler 12'den küçük veya eşit ve pozitif tam sayılarmış. B kümesi de öyle x'lerden oluşmakta ki x'ler 4 ile 13 arasında ve pozitif tam sayıymış. Şimdi o zaman ben A kümesini B kümesini yazabilirim ha. A kümesi 12'den küçük veya eşit pozitif tam sayılarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olur. B kümesi de sevgili gençler 4 ile 13 arasındaki pozitif tam sayılarsa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olur. Şimdi öncülleri bakalım. Diyor ki B A'nın alt kümesidir. Evet, B'de olan her eleman A'nın içerisinde de olduğundan sevgili gençler B A'nın alt kümesidir. A kümesinde olup da B kümesinde olmayanların eleman sayısı 4 tanedir demiş. Bakın 1, 2, 3, 4 doğru. A birleşim B A'yı verir demiş. E doğru, çünkü B A'nın alt kümesi. Şu şekilde düşünecek olursanız A burada, B de burada olduğu için A ile B'yi birleştirirsem yine burayı bulmuş olurum. Yani A'yı bulmuş olurum. Bu da doğru. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. A, B ve C kümeleri bize verilmiş. A, B ve C kümelerinin elemanları olan sayılar artan sıradadır. Yani sevgili gençler mesela X 2 ile 9 arasında bir sayıdır. Burada o zaman x'in 6 ile 11 aralığında, y'nin 9'dan büyük bir sayı olduğunu biliyoruz. B kesişim C de x virgül y'ymiş. Yani x ve y'ymiş sevgili gençler. B ile c'nin kesişimi, şu iki kümenin kesişimi. A kesişim B kümesinin eleman sayıları, elemanları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi biz x'i ve y'yi bulmak zorundayız. Ben y'nin 9'dan daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Burada x 9'dan küçüktü. 6'dan da büyük. 2'den büyük demenin manası yok. 6'dan büyük olan her sayı 2'den daha büyük zaten. 11'den küçük demenin bir manası yok. 9'dan küçük olan her sayı 11'den de küçük çünkü. O halde bu x sevgili gençler 6'dan daha büyük ama 9'dan da daha küçük. X'in x adaylarından bahsedelim. X adaylarımız 7 veya 8'dir. Y de 9'dan büyüktü. 9'dan büyük ama istediğimiz olabilir o zaman. Sadece 9'dan büyük olduğunu biliyoruz. Ama şunu da unutmayalım. B ile C'nin kesişimleri X ve Y'ymiş. O halde şurayı bir silelim. Şimdi ikisinde de ortak olan elemanlarmış bu X ile Y. Şimdi düşünüyoruz. Y 9'dan büyüktü. Y 9'dan büyükse sevgili gençler, burada karşılığında 9'dan büyük olan hangi eleman var? 11 var. Demek ki ben Y'yi 11 olarak düşüneceğim.
X de 7 veya 8'di. Karşıda 7 veya 8 olan var mı? Var. Demek ki X de 7'ymiş. Güzel. X'i bulduk. A kesişim B demiş. Şimdi ben A kümesini bir oluşturayım tekrardan. A kümesi 2. X'i 7 bulmuştum. 9 ve 11'dir. Gördüğünüz gibi artan sırada da çıktı zaten. B kümesi de 2, 6, 7 ve 11'dir sevgili gençler. Bunların kesişimi sorulmuş. 2 var, 11 var, bir de 7 var. Kesişimlerinin elemanları toplamı 2 artı 7 artı 11 diyeceğiz. Bu da sevgili gençler 20 yapacak. Cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer sayfama. Kartezyen çarpım sorusuna. A kartezyen çarpım B kümesinin bazı elemanları verilmiş. Eksi 1'e 3, 0'a 1, 1'e 4, 2'ye 3 şeklinde. Buna göre A kartezyen çarpım B kümesinin yazılmayan en az kaç ikilisi daha vardır? Bakın en az diye sorulmuş. Şimdi benim A kümemin içerisinde birinci bileşenler A kümesinden geleceği için eksi 1, 0, 1, 2 elemanları mutlaka mevcuttur. Eksi 1, 0, 1, 2 başka var mı bilmiyorum. B kümesinin içerisinde ise arkadaşlarım ikinci bileşenler B kümesinden geliyor biliyorsunuz. 3, 1 ve 4. 3'ü tekrardan yazmamıza gerek yok. 3 var, 1 var, 4 kesinlikle var. Devamında daha eleman var mı bilmiyoruz. Şimdi en az kaç ikilisi daha vardır diyor ya. Ben bu A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını nasıl buluyordum? SA ile SB'yi çarpıyordum. E şimdi ben burada A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpınca eleman sayısını bulacaksam en azını soruyorsa o zaman ben burada başka eleman yoktur derim. E yoksa bu 4 eleman mı bu 3 eleman mı çarparsam eleman sayıları bunların 12 gelir. Yani bunun toplamda 12 tane elemanı varmış. Peki kaç tane bileşeni yazılmış? 1, 2, 3, 4 tanesi yazılmış. 12'den 4'ü yazılmışsa daha en az 8 tanesi yazılmamıştır diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Ve bu videomuzun son sorusu artık. Son soruyu çözmeden önce şu an chat kısmında bulunan arkadaşlar da sevgili gençler. Kanala abone olup, kanala hala abone olmayan varsa kanala abone olup şu an bu videoyu beğenebilirlerse beni mutlu etmiş olurlar diyelim. Artık bir sonraki kamp videomuzda oran orantı ve problemlerde sevgili gençler görüşeceğiz diyeceğiz ama önce son sorumuzu çözmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. A ve B kümeleri için A fark B 5 elemanlıymış. A fark B'nin tümleyeni de 3 elemanlıymış. Şimdi bu A fark B'nin tümleyeni dediğimiz şey aslına bakarsanız A kesişim B'nin tümleyeninin tümleyenidir. Yani A kesişim B'dir. Güzel. O zaman ben iki tane küme çizeyim şu şekilde. Diyeyim ki şurası A kümesi, burası da B kümesi. Kesişimlerinin eleman sayısı 3'müş. A fark B'de de 5 tane eleman varmış. Yani A kümesinin ben 8 elemanı olduğunu şimdiden buldum. Güzel. Pekala. A kümesinin 8 elemanı var. Ben bir de şunu biliyorum. A kümesinin 8 elemanı varken sevgili gençler, A kartezyen çarpım A ve A kartezyen çarpım B verilmiş burada. Bir de ortada birleşim işlemi var. Ben buna derim ki A kartezyen işlemi B ile A'nın birleşiminin üzerine dağıtılmıştır arkadaş. Ben bunu dağıttığım zaman bunu bulurum. E şimdi burası 8 elemanlıysa burasının 11 elemanlı olması lazım ki bunun eleman sayısı 88 gelsin. Demek ki B birleşimi A'da 11 elemanlıymış. E 8'i burada zaten. O zaman diğer 3'ü nerededir? Ehen de buradadır. Güzel. Bana ne demiş? B fark A'yı bul. E B fark A'yı bulduk işte. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler videomuzu bitirdik. Artık pazartesi günkü programımızı da bitirmiş olduk. Artık çarşamba günü oran orantı ve problemler konusuyla karşınıza çıkacağız. Problemlerden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yani 4 kere 8 32 tane soru çözeceğiz sevgili gençler oran orantı ve problemlerden. Çünkü ben hep diyorum problemlerin öyle konu anlatımı falan olmaz, yapılamaz. Ben size 40 defa problemlerin konusunu anlatmaya çalışsam da o mantık, siz o mantığa göre hareket etmezsiniz genelde. Bana da birisi bu problemi şöyle çözsen daha mantıklı olur dediği takdirde de ben yine dediği halde ben yine problemleri kendi bildiğim gibi çözüyorum. Çünkü problemler bu şekilde çözülür. Çünkü problem
Herkes problem çözebilir. Yani nasıl denir buna? Hiç okula gitmemiş bir adam da problem çözer. Biraz yavaş çözer. Kendi yöntemine göre çözer ama çözer. Sen işte tünel artı trenin uzunluğu dersin. Bir trenin tüneli geçebilmesi için ama o adam onu farklı bir şekilde hesaplar, hesap eder. Herkesin kafası farklı çalışıyor. Problem çözme stili vardır çünkü. Hani fizik dersinde mesela herkesin bir stili vardır. Herkes bir stil oluşturmaya çalışır, ona göre hareket eder. İşte matematikte de problemler için bir stilinizin olması lazım. Ben size soruların üzerinden ancak kendi stilimi anlatabilirim. Yine ekstradan hocam problem çözümü bunlar işte 32 tane soru çok az falan diyorsan ki diyebilirsin. Haklısın, 32 soru problemler için çok az. Ama şunu yapabilirsin. Bak, bir sürü yöntem var. Bir, geçen seneki acil tekrarlara bakabilirsin. Yine Kenan Hoca ile beraber yaptığımız aynı bu formatta olan. Geçen seneki acil tekrardaki problem sorularına bakabilirsin. Bu bir. İkincisi, bu sene anlattığım konu anlatımlarında sana iki tane video çektim problemlerle alakalı. Yaklaşık olarak 60'a yakın soru var. Onu izleyebilirsin. Yine PDF'leri de bunların mevcut. 3. Problemler kampı yaptım ben senin için burada. Yaklaşık 8 tane videodan oluşuyor. Her videoda da yine 8'er tane veya 12'şer tane, şu an tam olarak hatırlamıyorum, soru var. Bunları da sevgili gençler, hem de PDF'leri var. PDF'ler 10 numara 5 yıldız kaliteli. Bunların da çıktılarını alıp çözebilirsin, videolarını izleyebilirsin. Yani ben senin için bu kanalda yaklaşık olarak 300'e yakın problem çözdüm, çözmüş olacağım. Daha fazlasını da çözdüm ama çok eski videolar olduğu için şu an hatırlamadım, için de söylemiyorum. Yani hiç olmadı, acil matematiğin problemler kısmını açıp oradaki problemleri çözüp çözemediğin soruları da acil matematik TYT Soru Bankası çözümlerinden de görebilirsin. Problemlerle alakalı mutlaka ama mutlaka bir iki tane fasikül bitirmen lazımdı şimdiye kadar. Bitirmediysen de mutlaka sınava kadar bir tane problem fasikülü al. Kendine bir hedef koy. Günlük 20 tane, günlük 30 tane diyerek sınava kadar bunu çöz, bitir. Çünkü ancak ama ancak bu şekilde oturur sende problem. Bir de size şunu söyleyeyim. Bir A1 ricası olarak algılayın bunu. Sevgili gençler, problemlerde eğer usta olmak istiyorsanız, şimdi hocam siz usta mısınız diyorsanız, ben kendimi usta olarak görüyorum problemlerde. Problemlerde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, problemleri gözünüzle çözmek istiyorsanız, ne dendiğini tek seferde okuyup anlamak istiyorsanız, size tek bir ricam var. Şudur: problemleri kategorize etmeyin arkadaşlar. Çünkü problem problemdir. Yani ben şeyi çözemiyorum, İşçi problemlerinde çok takılıyorum. Ya neden? O da bir problem. Denklem kurman lazım. Onda da denklem kuruyorsun. Ya işte ben rasyonel sayı problemlerini çözemiyorum. Sebebi, yani işçi problemleriyle rasyonel sayı problemlerini birbirinden ayıran ne var? O da bir problem. O da bir problem. Ne zaman ki siz problemleri kategorize etmezsiniz ve gündelik hayat problemleri olarak soruyu okurken onu yaşarsınız, işte o zaman problemlerde usta olmuşsunuz demektir. Problemler hafife alınacak bir konu değil. 30 tane matematik sorusunun bulunduğu, 40 tane demiyorum, 10 tanesi geometri çünkü. 30 tane matematik sorusunun bulunduğu TYT'de sevgili gençler, yaklaşık olarak 12-13 tane problem çıkıyor. Artı bir de biliyorsunuz ki basit eşitsizlik, mutlak değer, üstü köklü ifadeler, rasyonel sayılar gibi konuların da sorularını problemleştirerek sordukları için nereden baksanız 19-20 tane karşınıza problem çıkıyor. Yani bu da sınavın 3'te 2'si yapıyor, 30 soruda 20 soru, yani %66'sı yapıyor. Büyük bir kısmı, yani 40 soruluk matematik kısmının 20 tanesi, yani yarısı problemlerden oluşuyor diyebiliriz. O halde senin ne yapman lazım? Şimdi sen şunu da söylüyorsun: hocam bazı geometri soruları da probleme benziyor. Evet, haklısın. Dolayısıyla yarısından fazlası. Senin ne yapman lazım? Bu konunun üstüne düşüp benim dediklerimi uygulaman lazım. Yani kategorize etmeyeceksin. Çünkü sana sınavda problemleri kategori olarak vermiyorlar. Bak bu sayı problemi, bunu çöz demiyorlar. Bak bu işte ne bileyim işçi problemi, bunu çöz demiyorlar. Bu hız problemi, bunu bu şekilde çöz. Bu da sayısal mantık problemi, bunu da bu şekilde çöz demiyorlar. Sınav esnasında sen kategorize etmeden nasıl ki önüne çıkanı çözüyorsun, çözmeye çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun. Şimdi de onu yapman lazım ki ancak o şekilde başarılı olabilirsin. Ben de sizler gibi, çoğunuz gibi eskiden kategorize etmeye çalışırdım. Bizim zamanımız işte havuz problemleri falan da vardı. Kategorize ederdim ama takıldığım mutlaka olurdu. Ne zaman ki ben hiçbir şeyi bıraktım, yani gruplandırmayı bıraktım,
İşte bu havuz problemi, bu işçi problemi, bu hız problemi ben ancak o zaman başarıyı keşfettim sevgili gençler. Şimdiye kadar da dersine girdiğim bütün öğrencilere bunu söyledim ve hepsi de bunun gerçekten işe yaradığını gördüler. Siz de denemelisiniz bunu. Arkadaşlar, lafı çok uzatmayalım. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.